Yılların ne kadar çabuk geçtiğinin farkında mıyız? Daha dün gibi ilkokula başladığımız, sabah kalkıp çizgi film izlediğimiz. Düşünün ki ilk video yükleyeli 5 ay olmuş. Bayağı geçmiş. Zaman ne kadar hızlı akıp gidiyor, değil mi? Öyle ya da böyle zaman geçiyor. Hızla. İstediğimiz kadar tutmaya yakalamaya çalışalım, zaman koşup gidiyor. Eğer hayallerimizi, yapmak istediklerimizi sabah alarmı gibi erteleyip erteleyip durursak onlar da kaçıp gidecek. Bu yüzden yapmak istediğimiz ne varsa, hayallerimiz neyse, gerçekleştirmek istediğimiz neyse ertelemeden bir an evvel yapmaya başlamamız lazım. İlk vakitte işe koyulmak lazım. Okul, iş, aile vesaire derken insan kapılıp gidiyor hayata normal olarak. Şu olsun ondan sonra başlıyorum. Şu iş tarayına otursun. Bu da olsun. Tamam, bu da tamam olsun. Tamam başlıyorum derken zaman hızla akıp gidiyor. Durmuyor, bizi beklemiyor ki. Ne kadar bir şeyleri beklersek o kadar istediklerimiz bizden uzaklaşıyor aslında. Bazen de vaktimiz oluyor. Gerçekten bir şeyler rayına oturmuş oluyor. O zaman da ne tesadüftür ki bir tembellik çekiveriyor insana. Yani kendimden biliyorum. Küçük bir not düşeyim mesela buraya. Yurt ve Dodson psikolojik deneyine göre insan belli bir seviyeye kadar baskı altındayken üretkenliği artar. Yani biz ne kadar rahat olmayı beklersek üretkenliğimiz de o ölçüde ölüyor. Zor zamanda iş başarmak daha kolay. Şiirlere, şarkılara, yazılara baktığımızda %90'ı acıdır. Neşeyle ilgili çok az şey vardır. Çünkü insan zorda ve acıda daha kolay üretiyor. Daha üretken oluyor. Peki biz hayallerimizi gerçekleştirmek için neden her şeyin güzel olmasını bekliyoruz? Burada çok güzel bir kavramdan bahsedeceğim şimdi. İsyan. Ne kadar güzel bir kelime değil mi? İsyan. En güzel isyan da insanın kendisine isyanı. İnsan dünyayı değiştirmeye kendisinden başlamalı. Önce kendi zincirimizi kırmalıyız, tembelliğimizi, ataletimizi yenmeliyiz. İnsan kendisine isyan etmeli ki zaman tükenmeden yola çıkabilsin. Şimdi Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı kitabından bir bölüm okumak istiyorum. İsyan etmeyi istemek veya istememek. Harekete geçmeyi istemek veya istememek. Bu ikisinden birini seçmek gerekiyor. En iyisini seçmek için de hep daha fazlasını istemek, elini daha ileriye uzatmak, kalbini genişletmek, bir yandan kendini aleme verirken, öte yandan kendini alemin merkezi haline getirmek yeterlidir. İnsan ve aynı zamanda insanlık ancak şuurlu bir şekilde isyan ederek ilerleyecektir. Ve ilerleme, fertte ancak bir isyanın ürünü ise mümkündür. Onu hazırlayan, hatta zorunlu kılan değişim olmadan gerçek inkılap olmaz. Gerçek isyan değişimdedir. Gerçek isyan değişimdedir. İnkılap bunun zorunlu bir sonucudur. Okuduğum kısımdan yola çıkarak şunu da anlayabiliriz. İsyan insanda duyarsızlaşmayı, alışmayı, sıradanlaşmayı önler. Mesela halkımızın şehit haberlerine alışmasını engelleyecek şey buna sebebiyet veren olaylara isyan edişimizden gelecektir. Kitapta bahsettiği çok önemli bir nokta daha var. Ancak şuurlu bir isyanla insan ilerleyebilecektir. Mesela isyan ederken kimseye zarar vermemek, isyan ettiklerimize benzememek lazım. Ya da kendimize isyan ederken kendi gönlümüzü bile kırmaktan imtina etmemiz lazım. İsyan ederken bile bir şuur ve ahlak çerçevesi içinde yaptığımızda isyan gümbür gümbür faydalı olacaktır. Unutmayalım. Değişim çekirdekten başlarsa kalıcı olur. İnsan bu evrenin çekirdeğidir. Önce kendimize isyan etmeliyiz.